Merhabalar. Akatsuki üyelerine Zetsu ile devam edeceğim. İki Zetsu'yu da anlatacağım ama önce beyaz Zetsu'yu sonra siyah Zetsu'yu anlatacağım. Yorumlara yazıyorsunuz Kabuto, Madara falan da gelsin diye, onlar da gelecek, sırayla devam ediyorum. Bir de şöyle bir planım var. Naruto'daki gözler, klanlar gibi farklı şeylerin de videolarını yapmayı düşünüyorum. Sizin de aklınıza bir şey geliyorsa yorumlara yazarsınız. Başlamadan önce abone olup paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Beyaz Zetsu aslında Kaguya'nın sonsuz Tsukuyomi'sinin kurbanlarından biriydi. Yıllar boyunca ağaca bağlandıktan sonra dönüştürülmüş ve nihayetinde dış yolun şeytanı heykelinde saklanmıştı. Madara heykeli çağırdıktan ve Hashirama'nın DNA'sını bir ağaca yerleştirdikten sonra siyah Zetsu, beyaz Zetsu ve diğer kurbanları kabuğun içinden çıkardı. Bu, Madara'nın heykelin çakrası ve Hashirama'nın DNA'sı tarafından yaratılan yapay insanlar olduğuna inanmasına neden oldu. Beyaz Zetsu'ya istihbarat toplama görevi verildi. Daha sonra da Obito'ya bakma görevi. Zamanında Obito ile arkadaş oldu. Obito'nun tedavisi tamamlanmak üzereyken beyaz Zetsu üste döndü ve Obito'ya Kakashi ve Rin'in bazı shinobiler tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Zetsu mağarayı terk etmesini sağlamak için Obito'nun etrafını sararak Obito'ya yardım etmeyi teklif etti. Madara'ya döndüklerinde beyaz Zetsu onları kimsenin görmediğine dair güvence verdi ve Konoha takviyelerin gelmesinden sonra olanlar hakkında bilgiler verdi. Obito'nun Kakashi'yi de öldürmediğini ekledi. Sasori ve Deidara yenildikten sonra Zetsu ve Tobi yüzüklerini almaları ve cesetlerini atmaları için oraya gönderildi. En sonunda gerçek Sasori'nin neye benzediğini görünce çok şaşırdı. Tobi yerine geçmek istediği Sasori'nin yüzüğünü buldu. Siyah Zetsu bunun kötü bir fikir olduğunu düşündü ama beyaz Zetsu tam tersini düşünerek Tobi'nin iyi bir insan olduğunu söyledi. Daha sonra Deidara'nın kesik sağ kolunu buldular. Deidara ortaya çıkıp hayatta olduğunu kanıtlayana kadar onun öldüğüne inandılar. Hidan ve Kakuzu Yugito'yu yendikten sonra Zetsu Yugito'yu aldı ve Hidan'ın uzun soluklu ritüelini bitirip bitirmediğini sordu. Hidan onların doğallarını bilmeyen kafirler olduklarını söyledi. Kakuzu'ya göre ise onun güvenebileceği tek şey paraydı. Beyaz Zetsu paranın önemli olduğunu kabul etti ama siyah Zetsu bir sonraki hedeflerini bulmanın çok daha önemli olduğunu belirtti. Deidara'nın ölümünden sonra Zetsu, Tobi'ye ne olduğunu merak ederek vücudunu kurtarmak için oraya gitti. Siyah Zetsu hasar gören bölgeye bağlı olarak büyük olasılıkla Deidara'nın patlamasına yakalandığını söyledi. Daha sonra Pain, Deidara'nın ölümünü Akatsuki'ye söylediğinde beyaz Zetsu Tobi'nin kaybının yasını tutmayı üstlenirken siyah Zetsu da böyle bir fikrin saçma olduğunu düşündü. Pain'in Jiraiya ile olan kavgasından sonra Zetsu tüm savaşı izlediğini söyledi. Pain 9 kuyrukluyu yakalayacağını söylerken beyaz Zetsu bunun ilginç bir savaş olacağını ve gitmek istediğini söyledi. Ama siyah Zetsu'nun aklında başka bir şey vardı. Sasuke'nin Itachi ile olan savaşını izlemeye karar verdiler. Itachi öldüğünde Zetsu, Itachi'nin savaştan önce zaten acı çektiğine inandığını söyleyerek o kadar zayıf olmaması gerektiğini söyledi. Daha sonra Konohalılarla savaşırken Tobi'nin yanında görüldü ve kavganın sonucunu kendisine bildirdi. Tobi'yi Itachi ve Sasuke'nin bulunduğu yere götürdüler. Animede Zetsu altı kuyruklu çıkarıldığında Akatsuki üyeleriyle birlikte oradaydı. Nagato'nun ölümü ve Naruto'nun bir kahraman olarak taç giyerek köye dönmesinin üzerine Zetsu, Pain'in yenildiğine pek inanmadığı halde bilgiyi Tobi'ye söylemeye karar verdi. Tobi ve Kisame'ye dönerek Nagato'nun ölümünü ve ihanetini bildirdi. Ayrıca Konoha'nın da geri dönmeyeceğini söyledi. Zetsu, Tobi ve Taka ile karşılaştıktan sonra Sasuke'ye Konoha'nın zaten yok edildiğini, Danzo'nun Hokage olduğunu, Naruto'nun Pain'i yendiğini ve muhtemelen ondan daha güçlü olduğunu söyledi. Taka, Kage zirvesine gitmeyi kabul ettiğinde Zetsu ikiye bölündü ve beyaz Zetsu, Sasuke ve ekibini Kage zirvesine götürdü. Beyaz Zetsu, 5 Kage'nin buluşmasını gözlemleyerek Danzo'ya başarılı bir şekilde suikast düzenlemenin bir yolunu buldu. Çalışırken Demir Diyarı'nda Taka ile birlikte kaldı. Beyaz Zetsu daha sonra konferans odasında ortaya çıktı ve 5 Kage'ye Sasuke'nin bir yerlerde olduğunu söyledi. 4. Raikage beyaz Zetsu'nun boynundan tuttu ve ona Sasuke'nin nerede olduğunu sordu. Tabi bu dostça bir soru değildi, güç kullanmakla tehdit etti onu. Zetsu alaycı bir şekilde ipucu vereceğini söyledi. Buna öfkelenen Raikage de Zetsu'nun boynunu sıktı. Beyaz Zetsu'nun burada boynu kırıldı, yere yığıldı ve herkes onun öldüğünü zannetti. Sasuke ve Kage'ler dövüşürken Zetsu'nun özel tekniği devreye girdi. Mizukage'nin çakrasının bir kısmını emdi ve emilen çakrayı Sasuke'ye verdi. Bu çakra sayesinde Sasuke Susano'sunu kullanabildi. Daha sonra da Zetsu'nun tekniği etkisiz hale getirildi. Naruto ve Sasuke savaşırken Sasuke'yi korumaya çalıştı Zetsu. Animede Nagato'nun Rinnegan'ını almak için Mezarına gitmeden önce Tobi'yi gördü. Tobi'nin Rinnegan'ı alması üzerine Zetsu, Kisame'nin haberci köpek balığı aracılığıyla gönderdiği bilginin yer aldığı perşemenin geldiğini ve her şeyin onların istediği şekilde gittiğini söyledi. Daha sonra Tobi'ye Kabuto'nun yanına kadar eşlik etti. Ona gerçekten güvenip güvenebileceklerini sorguluyordu Zetsu. Sasuke'nin yeni gözleriyle yapacağı şeylerin çok eğlenceli olacağını düşünüyordu. Dünya Shinobi Savaşı başladığında Siyah Zetsu ve Beyaz Zetsu ayrıldılar. Savaşın ikinci gününde Sasuke Beyaz Zetsu'yu gücünü test etmek için kullandı ve Susano'sun ne kadar güçlü olduğunu gördü. Beyaz Zetsu'dan ordular falan vardı. Bundan bahsetmeyeceğim. İkinci kısımda da Siyah Zetsu'dan bahsedeceğim. Siyah Zetsu, kuyruklu canavarlar mühürlenmeden kısa bir süre önce Kaguya tarafından yaratıldı. Animede periyodik olarak Indra'ya tek başına yaklaştı. Indra'nın gerçek potansiyelini övdü ve onun meraklanmasına neden oldu. Hagoromo daha sonra diğer oğlunu lider olarak atadığında Siyah Zetsu Indra'yı küçük erkek kardeşiyle savaşmaya ikna etti. Indra'nın soyundan gelen Uchiha'ların Shinobi tarihinde ana rolde olmasına karar verdi ve Hagoromo'nun tabletini bunu iddia edecek şekilde değiştirdi. Tablette yazana göre sonsuz Tsukuyomi Uchiha'nın kurtuluşu olacaktı. Yüzyıllar boyunca Rinnegan'ı uyandırmak için iki kardeşin reenkarnasyonlarını manipüle etti ve Madara ve Hashirama'nın savaşları dahil birçok olayı not etti. Madara'nın Hashirama ile yaptığı son savaşta ölmesinden sonra Siyah Zetsu Madara'nın cesedinin nerede saklandığını buldu ve kendini Madara'nın vücuduna sakladı. Madara Siyah Zetsu'yu kendisinin yarattığını düşünüyordu. Yani kısmen onun kulunu olduğuna inanıyordu. Siyah Zetsu ve Beyaz Zetsu bir yere kadar beraber hareket ettiklerinden dolayı biraz önceki anlattığım olaylarda Siyah Zetsu da hep vardı. O yüzden tekrar anlatmaya gerek yok. Bu kısımda Beyaz Zetsu olmadan yaptığı şeyleri anlatacağım. Beyaz Zetsu Sasuke ve ekibinin Kage zirvesine götürürken Siyah Zetsu geride kaldı ve Tobi ile Sasuke üzerindeki kontrollerini kaybedeceklerini, ne yapmaları gerektiğini tartıştılar. Tobi saklanmaktan yorulduğunu ve ayın gözü planını hızlandırmaları gerektiğini söyledi. Bir noktada Siyah Zetsu Madara'nın cesedini Kabuto tarafından bulunmasını sağladı ve yaklaşan savaşta kullanmak üzere diriltilmesine izin verdi. Siyah Zetsu reenkarnı olan Madara ile telepatik olarak iletişim kuruyordu. Bir yerden sonra savaşı bıraktı ve yere sızdı. Kuyruklu canavarlar ondan çıkartıldıktan sonra Obito'nun zayıflamasıyla Madara kozunu ortaya çıkardı. Siyah Zetsu aniden ortaya çıktı ve Obito'yu zapt etti. Obito'nun vücudunun yarısıyla kaynaşmaya başladığında Madara Obito'yu bazı teknikler kullanmaya zorladı. Tüm bunlar ortaya çıktıkça özür dileyen Siyah Zetsu en başından beri var olmak için tek amacının bu olduğunu söyledi. Madara'nın yeniden canlanmasını başarılı olmasıyla Siyah Zetsu, Minato ve Kakashi araya girene kadar Madara'nın Rinnegan gözünü Obito'dan çıkarmaya çalıştı. Siyah Zetsu ekiple savaşmak için Obito'nun vücudunu kullandı. Obito'nun vücudunu kontrol ediyordu ve onun canlı kalmasının tek sebebinin kendisi olduğunu söyledi. Her iki tarafta birbirini öldüremiyordu, çıkmazdaydı. Siyah Zetsu tekrar Sol Rinnegan'ı almaya çalıştı burada. Onun elini kontrol etmesine direnmeye başaran Obito, Kakashi'ye Rinnegan'ı yok etmesini söyledi. İblis heykelinin çağrılmasının ne anlama geldiğini anlayan Siyah Zetsu, düşmanlarına Madara'nın haklı Rinnegan'ı geri kazandığını söyledi. Daha sonra Madara, Obito'nun Kakashi'den aldığı orijinal Sharingan'ı kullanarak kendisini ışınlanmaya başardı. Obito'yu alt etti ve Rinnegan'ı geri alarak Siyah Zetsu'nun Obito'nun vücudunun kontrolünü yeniden kazanmasına izin verdi. Madara ayrıca Siyah Zetsu'nun gücünü kullanması için Obito'nun orijinal Sharingan'ını vücuduna geri yerleştirdi. Madara sonsuz Tsukuyomi'yi başlattığında Siyah Zetsu bundan etkilenmedi. Genjutsu sona erdikten sonra Madara takım 7'yi ortadan kaldırmaya hazırlanıyordu ki Siyah Zetsu tarafından arkadan bıçaklandı. Madara kullanılmıştı. Perişan ve aynı zamanda öfkeli olan Madara'nın vücudunun her yerine yayıldı Zetsu. Madara acı içinde çığlık atarken sonsuz Tsukuyomi'ye yakalanan insanların çakraları yerden dışarı çıkmaya başladı. Madara bir anda devasa bir bloğa dönüştü. Tamamen Siyah Zetsu tarafından kaplandığında Madara'nın vücudu küçüldü ve değişti ve yerine dirilen Kaguya geldi. Siyah Zetsu Naruto ve Sasuke'nin çakralarını emmek için bir kez daha ortaya çıktı. Onların bedenine bağlıyken onlara Kaguya'nın canlanmasını sağlamak için neler yaptığını gösterdi. Daha sonra Naruto ve Sasuke Siyah Zetsu'nun daha fazla çakra emmesini engellemeye başardılar. Naruto ve Sasuke'nin Kaguya'ya bir şey yapamayacağını söylüyordu. Sonra birlikte güzel bir takım çalışması yaptıklarını gördü. Kaguya'ya onları ayırmasını söyledi. Onlarla tek tek savaşırsa bu savaşın galibi kesin Kaguya olacaktı. En sonunda da Kaguya yenildi ve Siyah Zetsu sonsuza kadar hapsedildi. Bence benim izlediğim en iyi ters köşelerden biriydi bu. Aslında her şeyin Zetsu'nun planı olması falan çok efsaneydi. Kimse bunu beklemiyordu. Yani bir yapımcılar ters köşe yapmak istiyorsa kesinlikle bunu örnek almalılar. Hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu. Bu videoda buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.